Net Sentez hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 20 Haziran günlerden Perşembe, haftayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Pazar günü seçim var artık. Çok az bir süre kaldı. Birazdan konuşacağız. Hakan Güldağ yanımızda olacak ve Mustafa Kartoğlu her zaman olduğu gibi diyelim. Rakamlarla başlayalım. Biz Borsa İstanbul'un kapanışına seçim öncesi piyasalar bakalım nasıl. 94.244, 10.003 artı kapattı. Bu arada FED faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibiydi zaten. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Dolar tarafına hemen bakacağız. Dolarda biraz gevşeme var. Dün 5.87 civarındaydı. 5.78'e gevşedi. Euro 6.53. Altın tarafına da hızlıca bir göz atalım. Ons altın 1382, dün size bahsetmiştim yayında. 1320 önemliydi. Sonrasında 1370'i kırarsa eğer 1420 olasılığı var diye bahsetmiştim dün analiz sentezde. Bakıyoruz 1382, 70'i kırdı. 1420 deneme olasılığı yüksek. Ve gram altın 257'ye yükseldi diyelim. Petrol 63 dolar, %1 primli. Pay cephesine döneceğiz hemen. 21-25, %21 ile %25 arasında bir alanda. Şu an %21.84, repo faizi ise %24.75 seviyesinde diyelim. Ve bakalım özetlerimizde neler var. Şimdi Başkan Erdoğan katıldığı törende açıklamalar yaptı. Özellikle ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile CHP adayı İmamoğlu'nun görüşmesi için ahlaksızlık ifadesini kullandı. Bu konuyu da birazdan konuşacağız. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı Binali Yıldırım 24. canlı yayın konuğu oldu. Bir otel odasında İmamoğlu ve Küçükkaya arasındaki gizli görüşmeyle, buluşmayla ilgili görüşlerini paylaştı yayında. Karanlık olduğunu söyledi bu görüşmenin Binali Yıldırım. Şimdi Birleşmiş Milletler Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir rapor yayınlayacaktı 4 ay sonra. Bu raporda cinayetten Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu ama hala net bir sonuç yok maalesef. Sel felaketi Trabzon'da dün biliyorsunuz ekranlara da getirdik yaşandı. Yağış devam ediyor bu arada. 10 kişi sele kapılmıştı. 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı bölgeye gitti, incelemelerde bulundu. Kayıp kişilerin arama çalışmaları devam ediyor. Hala 3 kişi kayıp. 300 kişilik bir ekiple aranıyor Trabzon'daki selde kaybolan o 3 kişi. ABD Merkez Bankası FED faiz indirimiyle ilgili, daha doğrusu faiz kararı ne olacak merak ediliyordu. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Gelecek döneme dair ama faiz indirimi sinyalini verdi. Dolayısıyla dolardaki biraz düşüş onun da etkisi. Türk Exim Bank, önemli bir haber bu. Birazdan Hakan Bey'e soracağız. Yüksek teknoloji ihracatı yapan firmalara kredi müjdesi verdi. 2 milyar liralık. Tekrar günaydın diyelim. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim önce şu kredi müjdesini bir soracağım size. Exim Bank'tan 2 milyar lira yüksek teknoloji kullanan. Evet. Nasıl olacak bu ve nasıl bir etki yaratır? Bir de yüksek teknoloji artık yaygınlaştı mı? Siz kabilerle ve şirketlerle çok iç içesiniz. Yani görüşüyorsunuz. Bu yüksek teknoloji uyum konusu hızlı bir ilerleme var mı? Şöyle... Bir kere bu destek paketi gördüğümüz kadarıyla bu 10 Nisan'da açıklanan Hazine ve Maliye Bakanı'nın Berat Albayrak'ın açıkladığı bu yapısal adımlar, reform adımları programının bir uzantısı olarak görünüyor. O dönemde de ihracata kapsamlı desteklerin olabileceğine ilişkin ve buraya da bu tarihlere de bir şey vardı, referans vardı. 2 milyarlık destek tabii ki önemli. Yani her destek gibi önemli. Bunun tabii Türk lirası olması da ayrıca önemli. Exim Bank kanalından verilmesi de önemli. Çünkü orada biraz daha faiz oranları düşük tutulabiliyor. Tabii, tabii. Bunun getirdiği ciddi bir avantaj var. KOBİ şartı aranmayacak. Öyle görünüyor. Yani pakette Sayın Pekcan'ın, Sayın Bakan'ın açıkladığına göre bu da bir şu an şuna getirebilir. Tabii ki KOBİ'leri her zaman destekleyelim ama aynı zamanda yüksek teknolojili ürün ihracatının topyekin olarak arttırılmasında
bir ihtiyaç olduğu kesin. Ne gibi acaba şartlarla alınabilecek bu krediler? Şartları şey yaptılar, çok şey değil, çok zorlayıcı şartlar yok. Önemli olan yüksek teknolojili ihracat programı içerisinde olmak, bunu gerçekleştiriyor olmak. Bunu da bir yıl içerisinde desteklemeyi hedefliyor. Evet. Ama diğer sorunuza gelmek isterim. Bir hareket var mı yüksek teknolojili ürün üretiminde, ki önce ürünü üreteceğiz ki sonra ihraç edelim. Var. Özellikle 500 büyük, ISO 500 büyük hatırlarsanız yeni açıklandı. Evet. Orada dramatik bir artış olduğunu görüyoruz. Yani %3.6'dan 5.2 gibi bir rakam. Tam hafızam beni yanıltmasın ama yani iyi bir oran. İyi bir oran. Yani belki yakalanmış. Neredeyse artış, evet, bazında. Artış bazında bir önceki seneye göre özellikle olması iyi. Demek ki bazı yatırımların devreye girdiğini ve bunların ürüne dönüşüp ihraç edilmeye başladığını anlıyoruz. Evet. Bu sevindirici. Ama genel itibariyle hani KOBİ'lerin böyle Türkiye sathına yayılmış bir teknoloji ürünü üretimi ve ihracatında çok hızlı bir gelişme olduğunu ben doğrusu gözlemlemiyorum. Çünkü hani bir dönem kaç sene önce, bayağı bir sene önce web sitesi olmayan şirketler vardı, işte kanun çıkarıldı, web siteleri oldu vesaire. Böyle bir uyum süreciyle ilerliyoruz ya, acaba bu yüksek teknoloji kullanımı üretimden ayrı, şirketlerin kullanımı, buna bakışı. O açıdan sordum. Yani hala onunla ilgili bir elimizde bir şey var, rapor var. Şöyle, Türkiye'de KOBİ'lerimizin, KOBİ'ler arasında yapılmış bir araştırma bu. KOBİ'lerimizin %49'unun henüz hala bir web sitesi yok. Bir kanun çıkmıştı onunla ilgili sanki. Çıktı ama işte o bir zaman alıyor ve yani artıyor oran, yani web sitesine sahip olanların oranı artıyor ama hala yeterli, yarısının yok diyelim. Yeterli mobil işte uygulama da çok önemli çünkü artık birçok şey bu cep telefonları üzerinden gidiyor. Orada da hemen hemen benzer bir oran var. Fakat mesela bulut iletişimine filan geldiğiniz zaman, bulut kullanımına geldiğiniz zaman orada %5'leri geçmeyen bir oran var. O tarafta da biraz mesafe kaydedilmesi gerektiği çok açık. Benim gördüğüm, mesela geçen Denizlilerle, Denizlili sanayicilerle beraberdik. Yani birçoğu KOBİ ama iri KOBİ'ler diyelim bunlara. Çünkü ihracat yapabiliyorlar. Eğer bir firma zaten böyle %50'sinden fazlasını ihraç ediyorsa, aslında bence asıl desteklememiz gerekenler, tabii, onlar. Onlar demek ki belli imkanlara kavuşmuş ve bunları iyi değerlendirmiş firmalar. Bu dinamik firmaları desteklemek, çünkü desteklerin de bir sınırı var. Herkesi bir anda destekleyemiyorsunuz. Bu yöndeki atılım yapmış firmaları desteklemek bence o atılımı biraz daha hızlandıracak. Ama şunu söylemek isterim. Dediler ki ya biz biraz tedirginiz. Neden tedirginsiniz? Yatırım yapamamaktan tedirginiz. Ne var önünüzde engel? Ya bizim eskiden paramız ya borç alırdık, evet, borçlu olurdu. Ya makinenin üstünde olurdu, yatırım yapmış olurduk. Ya da stokta olurdu. Yani biz korkmazdık, rahat ilerlerdik. Şimdi bu piyasalardaki sıkıntılardan, finansal meselelerdeki dalgalanmalardan dolayı ne yapıyorsunuz? Ya çekiniyoruz, para kazanmıyor değiliz ama o parayı biraz kenarda tutmayı daha fazla önemsiyoruz. Fakat bu bizim açımızdan bir rahatsızlık da yaratıyor. Bundan da rahatsızız. Neden rahatsızız? Çünkü makinamızın hızı düşüyor. Fiilen var olan fabrikada çalışan makinenin o hızı düşmüyor aslında. Ama yeni teknolojiler çıktıkça, makinalar genel olarak hızlandıkça o makinalar
Onları alamıyorsa, yatırım yapamıyorsa o makinelere, yapmıyorsa ya da o zaman var olan makinenin hızı diğerlerine göre düşmüş oluyor. Bir de çok hızlı da ilerliyor teknoloji. Öyle böyle evet. Değil yani. Hemen üst modellere falan çıkıyor yani. Ya ne olacak hızı öyle olsa böyle olsa deseniz ama işte rekabet gücü işte, şu anda marjlar o kadar dar ki. Dünya ticaretine bakıldığında ne kadar daraldığını gördük. Dün aynen Fitch'in öyle. Açıklamasında zaten büyüme oranını düşürmüştü hatırlayın dünyanın. Yani hani ticaret de kolay değil ki. Durum ortada aslında belki daha sonra değiniriz. FED kararında da FED'de de yani mesela baktığınızda bir işe de yarar mı acaba artık faiz indirimi? Hani yükseltemiyorlar ya orada evet, enflasyonu. Olmuyor yani. Hani. İşte onun için yapmaya çalışıyorlar. Orası açık. Bir de belli ki Trump da bu konuda bastırıyor. Hani arkadaşlar günaydın. Günaydınlar Mustafa Bey, hoş geldiniz. Trump da ya 100 bas puan yapması lazım filan diyor Fed'in. O biraz tabii önümüzdeki dönemde seçimleri de düşünüyor. Zaten kampanyaya başlamış. Tabii başlayacaktır. Ama gerideymiş. Fakat verdiği sözler geride olma ihtimali de yüksek olabilir. Çünkü biraz yani birçok söz verdi. Bunların yansımalarını dış politikada, dış ekonomide filan böyle görüyoruz üst üste. Fakat içerideki o gelir dağılımı bozukluğunu iyileştirici çok fazla bir gelişme olmadı. Yani yapmaya çalıştı ama çok olmadı. Enflasyonun artmama nedenlerinden bir tanesi de bu zaten. İnsan yani Fed'i de bir takım yani üyelerinin 17 tane üyesi var. Evet. 8'i diyor ki sabırlı olmamız lazım. 8'i diyor ki indirime gitmemiz lazım. Bir tanesi de artışa gitmemiz lazım diyor. Hani sabırlı olalım filan meselesinde hep enflasyona dikkat çekiyorlar. Çünkü işte Powell da söyledi, Fed Başkanı. %2 artık böyle genel kabul gören bir oran var. Enflasyon 2 olmalı ki hani 0 olduğu zaman ekonomi durmuş oluyor çünkü. Tabii, yani bir canlılığın da olması lazım. Evet. Onu bir türlü yakalayamıyorlar. Fed'i bırakalım şey de yakalayamıyor. Avrupa da yakalayamıyor. Yani tabii. Avrupa Merkez Bankası da uğraşıyor. İşte en son gene Draghi ne açıklaması yaptı. Ya biz de Fed'in açıklamasından sonra biz de aslında düşürebiliriz faizleri dedi. Negatif faize yaramam. Geçecek. Evet. 12.5 trilyon dolara çıkmış negatif getiri getiren tahvillerin toplama olan çok hacmi. Büyük çok büyük rakam. Yani çok ciddi bir sıçrama var ne orada. Ne olacak bilmiyorum böyle dünyanın geneli. Zaten bence asıl problem orada. Yani dünyada pasta hiç büyümüyor değil ama çok küçük yeterli adımlarla değil. Büyüyor. Nüfus fazla. Nüfustan da sadece değil. Yani 10 yıl önce 78 trilyon dolardı dünya ekonomisinin büyüklüğü. Şimdi işte bu IMF Dünya Bankası toplantılarında açıklandı Washington'da. Geldiği rakam 84 trilyon dolar. Ama borçlar 130 trilyon dolardan 250 trilyon dolara geldi. %200'lerin üzerinde bir şey var. Yani şöyle sıkıntı ev gibi var, düşünün bunu. Var. Evet. Yani 3'e delinmiş durumda yani. 84 lira kazanıyorsunuz. Getir geliriniz var. 240 borcunuz. 50 lira borcunuz var. Ve her var ay yani. Açık veriyorsunuz. Ve her ay açık veriyorsunuz. Bunun yarattığı bir stres var. Bu ekonomi yönetimlerinin de ne yapacağına ilişkin bir belirsizlik de yaratıyor. Acaba ülkeler bununla baş etmek için ne yapacak? Evet. Bu bir sıkıntı. Ve gelişmiş ülkelerde de hala tüketici frene basmış duruyor. Bekliyor. Ne olur ne olmaz. O bir sezgiyle bekliyor. Beklemeye devam ediyor. Bu da bir sıkıntı yaratıyor. Vallahi sıkıntının sonunda yani işte böyle zamanların sonunda bir savaş patlıyor. Hep inşallah olmaz bu sefer yani. 1 ve 2'yi biliyoruz. Hangi evet, krizlerden sonra geldi. Yani da sen bunu diye diye yapacaksın yani. Ama öyle oluyor. Yani 1 ve 2'nin çıkış nedenlerinin öncesine baktığınızda böyle krizler. Tabii. 1929 büyük buhrandan sonra çıktı zaten öbür yıllar sonra ama gerildi ortam. O yüzden diyorum inşallah olmaz. Bu bir sefer öyle faktör, olmaz herhalde. Bu çok faktör önemli ama onu evet bir başka şey yani bu söylediğiniz ciddi bir konu. Yok. Tartışılan da bir konu. Üzerinde yazılıp çizilen de bir konu. Ama yani bir sürü boyutu var tabii. Yani tabii canım. Bir tek yani, ekonomik sıkıntılar tek değil, başına değil, değil. Tek başına değil. Yani fakat bir diğer var. Koşullar da oluşmuyor değil. Oluşuyor. Deyip bırakayım ben. Doğu Akdeniz'deki hikaye bile başlı başına yeterli. Neyse ben de bırakayım. Evet. Şimdi efendim dün Binali Yıldırım Melek Yiğitel'in konuğuydu.
burada. Yani burada dediğim 24 ekranlarında. Bakabildiniz mi? Nasıl? Bir kısmını izledim. Nasıl buldunuz? Şey gibi sordum ben. Yok, iyi yani bu şimdi nasıl beğendiniz? Binali Bey'in tarzını biz biliyoruz. Ben o konuda çok şey olamam mesela. Yeni bir şey görmüş gibi olamam. Çünkü mesela Binali Bey'e bir şey sorarsınız. Ya şöyle bir şey varmış ne kadar? Evet var. Biz bunu yapıyoruz zaten hep. Ya birçok size anormal yahut ne bileyim olağanüstü falan gelen birçok şey Binali Bey için normaldir yani. Evet, o normalde bir tepki veriyor ama bu çünkü şey biraz o şey biraz mühendis yaklaşımı belki. Hmm. Tabii evet, mühendis olması tarafı çok etkili. Ön plana çıkar yani. Evet, o yaklaşım, o evet. Mühendis zekası, mühendis yaklaşımı, düşünme biçimi falan biraz farklı. Ve tabii bir de bilmek de değil mesele biraz da işte kaç yıl 1994'ten bu yana galiba onun İDO Genel Müdürü 95 miydi şimdi hatırlayamıyorum. Hı. Neyse yani. 25 sene olmuş. Belediye başkanlığı döneminde. Ve öyle de bir şey ki yani İDO dediğiniz işte 100 yıllık belki daha fazla şirketi hayriyeden biri bir şehir hatları işletmesi vardı. Hı. Ve İstanbul Deniz Otobüsleri diye bu geldi. Yani hızlı olacak. Başka yerlerden de gidecek. Yeni işgeller yapılıyor falan. Hani bilinen de bir şey değil yani. Herkesin de yaptığı bir şey değil bu. Daha önce tabii. Bir örneği de yok bunun. Var da Osmanlı zamanında yapılmış şirketi hayriye var. Başka yok yani. Şimdi oradan bir Marmara içerisinde bugün deniz trafiği varsa Bursa'dan İstanbul'a başka yerlere falan bunun başlangıcı odur. Dolayısıyla bazı sorulara verdiği cevaplar yahut sorulara karşılama biçimi doğal, normal. Evet, doğal, normal. Evet. İşte şey derler burada görüyorum bazen. Biraz İstanbul'dan öyle görünüyor demek ki. Ya çok yavaş, biraz tutuk görünüyor falan. Ne bekliyorsunuz? Hani böyle iki tane yeni yetme cevval hareketli siyasi çıkmış da birbiriyle kapışıyor. Öyle bir durum yok ki. Şimdi o yüzden ağırlığı var. O yüzden mesela bunu söyleyenlere ben hakikaten ben şaşırıyorum bu sefer. Ama Binali Bey'in vaatler konusunun konuşulmamasından rahatsız olduğunu biliyorum. Hmm. Yani İstanbul'a ne yapacağını, ne katmak istediğini anlatmayı bence her şeyden daha fazla önemsiyordu. Tabii. Ama hiç de üzerinde durmak istemediği bir takım polemiklerin, doğru olmayan ithamların, iddiaların çok o tarafıyla uğraşmak çabalarının, istemedi evet, herhalde. Ayçi gölgesinde kaldı bu iş. Şimdi tabii orada çok net işte Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayında yayından önce moderatörle bir araya gelmesi. Konuştunuz, konuşmadınız ayrı bahis ama yani hepsi yalanlarla gidiyor. Kimse gerçeği söylemiyor. Oradaki hadisi ne acaba? Yani şöyle... Ben çok net, ortada canın oldu. Çok net yani ben işte trafiği gün gün şöyle söyleyebilirim. İsmail hariç, İsmail'le görüşmedim. Ama hem Ömer Serpaş'la görüştüm, hem Mahir Ünal'la görüştüm. Hem de benim görüştüklerimde de, pardon hemen bir şey daha söyleyeyim, görüştüm. Görüştüklerimde de anlattıklarından farklı bir şey yok. Bana söylemediler yani. Hı. Gerek yok çünkü anlatılan şeylerin hepsi böyle gerçekleşiyor. CHP kanadıyla yani. Konuşabildiniz mi? Hayır. Sebebi şu. Açıklamalar yapıldı. Ben ikisinin açıklamalarından sonra baktım. Çatışan taraf var mı? Çatışan taraf çok az var. Eksik taraf çok var. Hı. Neden söylüyorum bunu? Kamuya açıklaması gerekiyor çünkü bunu herkes. Yani aslında normalde gazeteci bunu yapar ama... Bu çok uzun bir süre yok. Şunu diyeceğim. Yanlış anlaşılmasın, yanım kalmasın. Herkesin gözünü diktiği bir ortak buluşmaydı. Yani herkes çok merak ediyordu. Dünya hı-hı. dahil. Onun öncesinde belki evet yapmaları gerekiyordu. Yani görüşeceğiz, şöyle oldu, böyle oldu. Hani belki olması gerekiyordu bunu. Ya da neyin olması gerekiyordu? Oldu zaten. Onu demek istemiyorum. Ha, istiyordu zaten bunu. Açıklamayı yapmaları lazımdı diyorum. Görüşme, yani böyle görüşeceğiz, şöyle görüşeceğiz. Onu demek istiyorum. Sonradan gizli buluşma diye çıktı ya, onun için söylüyorum size. Ya, ya bu buluşmada bunların hepsinin kararı verildi. Bu buluşmada da buluşmanın ama kendisinde de bir şey yok. Bir beis yok normal şartlarda. Evet işte normalde diyorum. Ya asıl sorunumuz şu.
daha doğrusu onların sorunu benim sorunum değil de biz çenemizi yiyoruz sadece. Asıl mesele şu. Çarşamba günü partiler karar veriyorlar. Diyorlar ki bunlar görüşsünler. Evet. Şimdi İsmail diyor ki biz önce AK Parti işte Binali Bey'in danışmanlarıyla ve Binali Bey'le görüştüm. Sonra Mahir Bey'le görüştüm. Sonra tekrar özür dilerim. Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm. Sonra tekrar Binali Bey'le görüştüm. Şimdi baktığınızda önce ve sonra diye baktığınızda bunların hepsi doğru. Önce onunla görüşmüş, sonra ama şeyle görüşmüş, Ekrem İmamoğlu'yla, sonra tekrar Binali Bey'le konuşmuş. Sorun şu. Önce görüştük dediğin moderatör kişilerle görüşsün, adaylarla görüşsün, bir bilgilendirme olsun, neyi nasıl yapacağız filan, artık onların o dar bir kurallar zinciri var ya, onlarla ilgili bilgi versin. Bu çarşamba günü oluyor. Onların görüşü, Ömer Sertbaş'la görüşmesi salı günü oluyor. Ömer Sertbaş diyor ki bizim görüşmemizde daha hiçbir şey hazırlık yapmadım, çalışacağım dedi bana diyor. Çarşamba çalışsın da paylaşsın mealindeki toplantı yapılıyor. Cumartesiye kadar Ömer Sertbaş'ın yani Binali Yıldırım tarafının hiçbir şeyden haberi olmuyor. Cumartesi günü bir öğreniyorlar ki görüşmüşler otelde. Şimdi arıyor, ne oldu, ne görüştün? Ya hani benim görüşmem gerekiyordu ya iki tarafla. Ben işte görüştüm, geldim şeyle görüştüm. Ekrem Bey'le de konuştum. Danışmanlarıyla görüştüm. O zaman Binali Bey'le de görüş. Tamam. Binali Bey'le de görüşüyor. Aramasa görüşmeyecek. Bundan başka bir şey çıkmaz. Şimdi peki bunu hayır ben aradım bilgi verdim diyor mu İsmail Küçüköy? Demiyor. Binali Bey'le nasıl görüştün? Ömer Sertbaş diyor ki daha sonra diyor bu görüşmeden sonra bir de öğrendim ki yüz yüze görüşmüşler. Biz yüz yüze görüşme bilmiyorduk. O zaman Binali Bey'le de yüz yüze görüşmesi gerekirdi. Şimdi sormasan söylenmeyecek bir bilgi ortaya çıkıyor. Bilgide sürekli kapalı geçilen yerler var. Günler, zamanlar kapalı geçiyor. Kamuoyuna kapalı anlatılıyor. Kapalı anlatılınca tamam ne var bunda falan diyor insanlar. Niye kapalı anlatıyorsunuz? Neden işte salı günü ben görüştüm, çarşamba günü karar aldığında perşembe, cuma kimseyle görüşmedim. Cumartesi o beni arayınca evet ya filan durumu oldu. Niye demiyorsun? Niye ben yüz yüze görüştüm demiyorsunuz? Niye bilgi vermiyorsun? Hayır şimdi bir evet. De sonra 2-3 dakika konuştum zaten işte rahatsızlığı vardı. Ekibiyle 25 dakika konuştuk diyorsunuz. Şimdi görüntüler bunu yalanlıyor. Bu sefer özel hayatın gizliliğine her kadar iyi görüntü var diyorsunuz. Şimdi tamam onu da konuşalım da şunu bir konuş halledelim sonra onu da konuşuruz. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani arka arkaya sürekli bir yeri boş bırakıp oraya pas geçiliyor. Pas geçilenin altından bu çıktığı zaman da tamam ne var bunda oluyor. Asıl mesele şu. Eğer ben ikinizle de görüşeceksem sonra bir olur ya. Ya abi biz filan yerdeysen de buraya gelirsen görüşürüz. Mesela benim de öyledir. Birçok arkadaşım da birçok gazetecim de bir takım yerlere gitmekten gocunması yoktur. Yani. Ayağına gittim filan demeyiz yani. Gocuntusu yoktur. Eğer yaptığı işe bağlı olarak, samimiyetine bağlı olarak, olayın önemine vesaireye bağlı. Bunda hiçbir beis yok. Ama gittiğinizde şunu söylersiniz. Ya konuşmuştuk ya. Filan yere gideceğim de toplantı varmış burada. Ben de gittim. Ekrem Bey de geldi. Onlarla biraz konuştuk. Bilginiz olsun. Ama konuştuklarımız da bu sizinle konuşacağımız genel çerçeveden ibarettir. Aman aklınıza bir şey gelmesin. Ben Binali Bey'le de yüz yüze görüşme talep ediyorum bu yüzden. Ki bu sefer kimsenin aklına bir şey gelmesin diye. Dese Binali Bey rahatlıkla ya tamam ya bildiği gibi yapsın falan diyecek. Hiç önemsemeyecek. Evet. Ama bilgi verilmiyor. Sonra da yarım yamalak ve eksik bilgi veriliyor. İşte o zaman diyor ki arkadaş bir dakika anladım da görüşmede de bir sıkıntı yok. İşte sen çıktın sonra sorularını sordun. Efendim ne oldu?
Maç berabere bitti. Belki berabere bitmek için bir takım küçük numaralar çektim. Ben bunu fark etmedim. Ben onu soracağım. Şey böyle yansıyan bir şey oldu mu sana göre için. Senin gördüğün? Ya şöyle bir şey. Hani daha önemli şey. Olan o kısmı gibi. Benim mesela teknik olarak da bu çok canımı sıkar. Bir şey söylediniz. Ben ya bir ekleme yapmak istiyorum dedim mesela Zeliha'ya. Zeliha dedi ki bir saniye biraz sonra söz vereceğim dedi. Mesela sonra söz verdi. Ben şimdi sana bir ekleme yapacağım söylediğin şey. Yahut itiraz edeceğim. Zeliha diyor ki bana. Ya bir de bir soru sorayım sen ondan sonra bilmem ne cevabı. Ya ben şimdi onu düşünürken bunu eksik bırakıyorum. Ya Zeliha bir saniye şu soruyu sorma. Ben bir cevap vereyim sonra sen sorunu sor. Beni önce kendi söyleyeceğimi söylemek sonra da onun ikinci sorusuna cevap vermek zorunda bıraktığı zaman benim canım sıkılıyor. Ben böyle bir şey sorulduğunda ekranda da herhangi birine başka programlarda da geriliyorum. Benim birden fazla konukla katıldığım programlarda da moderatör bu şekilde soru sorduğu zaman benim gerçekten dengem bozuluyor. Tane tane gitmekte mahsur yok ki. Ben bitireyim sen sonra araya gir. Ya zaten kısa konuşan biri değilim. İki soruyu arka arkaya takmanın ne manası var? Kesersin. 20 dakika konuşuyor. Ha kesersin. Ben tanıdığım için. Galiba size geliyor bu şeyde. Yok hayır. Örnek veriyorum bana. Örnek veriyorum. Hiç öyle bir şey. Ben hiç üstüme alınmadım ben, yani. Yok anladım. Bunun Binali Bey'in bazı konulara ya şimdi önce ona mı girsem yoksa kaldığım yerden mi devam etsem itiraza mı cevap versem diye arada kaldığını düşünüyorum. Kasıtlı mıdır değil midir bunu bilmiyorum. Neden? Çünkü bunu normalde televizyonlarda yapan çok gazeteci çok televizyoncu var. Ben burada kasıt aramam. Ama şunu çok net bir biçimde söylüyorum. Normal şartlarda aramam. Şunu çok net söylüyorum. Bunu yaparsanız az önce söylediğimi yaparsanız bunun üzerine herkes öyle bir inşaat yapar ki ya arkadaş nereye gittiniz diye sen bile şaşırırsın. Haksız mıdırlar? Böyle bir bataklık bırakırsanız ben bu sinekler nereden çıktı bilmiyorum. O zaman bu ortak yayın çok etkili olmadı. Ben şahane ben son derece objektif objektif demeyelim geniş bakış açısıyla ve suçlamadan bunu yapıyorum. Evet. İnsanların ithamlarının haksız olduğunu da söyleyemem. Efendim Ekrem İmamoğlu konuşur. Daha A demeden oradan karton çıkarıyor. Bak işte şimdi nereden biliyorsun diyor oradan karton çıkartırken. Yüzlerce mesaj geldi bana böyle. Nereden biliyorsun diyor böyle karton. Ama benim de bir deneyimim var. Ben de bilirim ki bu tür konularda 4-5 konu vardır zaten. Oradan onu çıkartabilir. Yani zeki bir adam onu yapabilir. Ama uyanık bir adam da öbürünü yapabilir. Uyanık bir adam da muhatabıyla görüşüp böyle küçük numaralarla onu biraz cevap vermesini engelleyebilir. Bir şey daha söyleyeyim. Birçok Ekrem İmamoğlu'nu yani desteklediği, ondan yana olduğuna sempati duyduğunu çok iyi anladığımız, yani kimse gerizekalı değil, kişi, gazeteci var bunların içerisinde, siyasetçi var, şu var, şu var. İş adamı var. Az sayıda da olsa. Bunlar diyorlar ki, yayını değerlendirirken, ertesi gün gazetelerde de var. Puan kazanmak için o masaya oturan ve bunun için bunu tercih eden, 31 Mart öncesi tercih etmeyen ama şimdi puana ihtiyacı olduğu için tercih eden Binali Yıldırım puan alamadı. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Bir şey yapmadı ama o bir de puan alamadı. Belki bunun için yapılmıştı diyor şimdi insanlar. Bunu neden o gün söylemediler? Çünkü fark etmediler. Ama şey. Bazı gazeteler de tam tersini söyledi. Yani Binali Bey'in çok başarılı olduğunu ben şunu söyleyeyim. Manşetlerine taşıdılar. Ben az önce söyleyeyim şeyi söylüyorum. Binali Bey ben duruşu, konuşma biçimi vesairesi bakımından güven verici buldum. Net. Çünkü orada bak o onu yapacakmış, bu öyle bir şey söylemedi falan gibi bir kıyaslama yok. Ben bu yayınında kişilerin kamuoyuna verdiği güven, o duyguyu karakterine dair vereceği işaretlerin önemli olduğunu düşünüyordum. Hala aynı kanaatteyim. Ben orada Binali Bey'in üstünlük kendini ifade edebildiğini gördüm. Fakat demin bahsettiğim bir takım eksiklikleri de normal televizyonlarda bunlar hep yapıldığı için yani. Burada da yapıldı zannettim. Fakat ortada böyle bir şey varsa ortaya böyle bir şey şüphe çıkınca doğruyor. O zaman be kardeşim şimdi ne denilse haklıdır. Şimdi Demirel'e atfedilen bir laf vardır. Dermiş ki yakışan ithamdan Allah'a sığınırım. Evet. Şimdi, doğru, güzel. Öyle bir yakışıyor ki buraya söylenen her şey.
İstediğiniz kadar yalanlayın, doğruluğunu çıkartmanız mümkün değil. Şüpheli bir hale getiriyor demek istiyorum. Ben gene de kardeşim. Ben gene de o hani sonuca bakıyorum. Hani ortak programın kendisinde çok bana böyle bir eşitsiz yaklaşım varmış gibi gelmedi doğrusu. Ama asıl söyleyeceğim şu. Yani şu pazar günü bir an önce gelsin. Herkes biz bunu işine arkada baksın. Bırakalım. İş dünyası yani, onu bekliyor değil mi? Ya iş dünyası da bekliyor. Yani bir seçim bak, olmaz. Bir seçim ve buna olmaz. Rağmen Binali Yıldırım da soruları verdi. Önceden kumpas hazırladılar falan demiyor. Demedi. Akıllı adama hitap ediyor. Yoktur diye de düşündüğünü zannetmiyorum. Ama bir şey söylüyor. Bu tür bir görüşme ahlaki değildir. Karanlıktır dedi. Şimdi ahlaki olmayan bir şey yapıyorsanız bir yayından önce o yayını kirletmiş olursunuz. Ne zaman? Sonrasında kirletmiş olursunuz yani. Çünkü orada geçerken ayaküstü çift laf ettik dediğinizde bu ha iyi tamam o zaman diye geçiştirilebilir ama ondan sonra aynı odada oldunuz. Ondan sonra 25 dakika demeniz sonra 45 dakika çıkması ondan sonra da aa bir dakika niye bizim görüntülerimizi verdiler? Baba niye yalan söyledin bana bir anlat. Niye gizledin? Niye gizledin? Görüntünün peşinden hep beraber düşelim. Keşke söyleseydiniz şeklinde. Şimdi Evet, Suudi Arabistan bu Kaşıkçı Birleşmiş Milletler raporu. Gerçi Birleşmiş Milletler'in raporu bağlayıcı değil, bir şey değil. Hani bir yok, komisyon kurabilir. Komisyon kurabilir. Bir genel sekretere tavsiyede bulunuyor. Suudi Arabistan sorumlu tuttu, bu kadar. Tamam, ne olacak? Ortada hala çözümlenmemiş bir durum var. Çözümlendi mi? Yok. Kaç ay oldu? Şimdi Birleşmiş Milletler şunu tespit etti. Bu adam infaz edildi. Evet. Hazırlık yapılarak infaz edildi. Devlet tarafından infaz edildi. Doğrudan bağlantısını bulamadık. Ama prensin bilgisi dışında dahil olmadan böyle bir şey asla yapılamaz. Dolayısıyla prensin sorumluluğu var. Hı. Devlete işte Magnitsky yasasının uygulanması gerekir diyor mesela. Tamam, ambargo uygulanması lazım diyor. Bu da son derece önemli. Türkiye'den özür dilemesi lazım diyor. Orada bir ifade var. Soruşturma da başarılı olunamadı diye Türkiye'yi de nin de adının geçtiği ama bu bir tespit yani soruşturma başarıyla tamamlanamadı anlamında evet, evet. Ama bu başarıyla tamamlanamamasından bir sonraki cümlede Suudi Arabistan'ı sorumlu tutuyor. Neden? Hala konsolosluk binasına girilmedi, oradaki kuyudan numuneler alıp orada bir tespit yapılmadı. Niye? Orası Suudi Arabistan toprağı çünkü. Son durum ne peki hala yani? Hala buna Suudi Arabistan izin çok, vermiyor. Çok ayıp bir şey yani. Son durum ne? Son durum kalıntıların zaten o kuyuda olduğu düşünülüyor. Onu diyorum yani. Onu bilmiyorum. Işte, ya, o tarafını yani bilmiyoruz yani. Belki hala bilmiyoruz. İzleri silildi. Belki kubar yani bilemiyorum. Yani. Ama Birleşmiş Milletler'in hakikaten bu anlamdaki raporu ben de önemsedim. Yani tespit edilmesi tamamen böyle sümen altına çünkü hakikaten unutuldu bir şey. Yok, ben çok net ya Birleşmiş Milletler'in raporu haline geldi artık. Evet o önemli yani bundan sonra niyet varsa bir şeyler yapmak çok daha kolay. Ülkeler bazında da daha kolay. Bununla ilgili başka öneriler getirmek de daha fazla mümkün. Yani bu ortada bir rapor var. O açıdan önemli diye kabul etmek lazım ama Amerika'nın filan pek böyle bir şey niyeti olmadığı zaten görülüyor. Zaten şimdi seçim öncesi ya Trump'ın. Evet. Bunu nasıl kullanabilir bu işi farklı noktalarda? Yani belki ama çok şu anda öyle bir sinyal vermiyor. Yani şu anda bir cepheleşme var zaten. Hı. Hani bir tarafıyla Suudi Arabistan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturduğu bir cephe var Orta Doğu'ya ilişkin. Bir de tabii İran, Rusya filan böyle bir oluşum var. Bu
ikisi arasındaki mücadele bence bu işi gölgeler gibi görünüyor. Bir süre gölgeler. Suudi Arabistan'ı bu anlamda zayıflatacak bir hamle yapmak istemeyecektir Trump, ama yarın öbür gün bunu bir başka çıkar için kullanmak. Şimdi 2020'de mi çok seçim? Şaşırtıcı Kasım, olmaz. Kasım 2020 evet, mi? Öyle. Ha, yani 1,5 sene kaldı. Hı-hı. Çalışmalarına başladılar. Ne olur acaba, çok merak ediyorum ben yalnız. Trump tekrar seçilebilir mi sizce? Her şey olabilir. Şu anda geride olduğunu söyleyen anketler var. Karşısında kim vardı? Daha çok vakit daha de var. Daha yok. Yani muhtemelen Sanders'ın çıkma ihtimali yüksek gibi görünüyor. En azından o konuşulmaya başlandı. Sanders, o da sosyalizan bir lider. Katılmamış mıydı? Katılmıştı. Tabii ve Clinton lehine bırakmıştı, çekilmişti. Şimdi
eller çok azaldı. Halka çok yansımıyor bu. Onun için bu gelir dağılımı bozukluğu Trump'ı çok yakından ilgilendiriyor. Tabii canım. Ona eğer orada bir değişiklik yaparsa seçimi garantileyecek. Yoksa ne olacak? Belki bu sefer biraz daha sola doğru, biraz daha sosyalist düşüncelere doğru bir kayış da orta gündeme gelebilir. Çünkü insanlar, o insanların rahatsızlıkları var. Rahatsızlık değişmediği sürece burada bulamıyorsa bu tarafa kayabilir. Oradan tekrar bir şey çıkar mı? Bir sol sosyalist bir başkana karşı, evet, cumhuriyetçilerin biraz daha sağcılaşması sonucunu çıkarır mı? Çıkarabilir. Avrupa'daki bu zaten var, aşırı, evet, sağcılaşmayı var, Amerika Birleşik Devletleri'ni taşır mı? Taşır. Var zaten bu. Evet. Yani o şimdi tabii Amerika ile Avrupa artıyor. Arasında şöyle bir fark var. Avrupa sağcılarının, aşırı sağcılarının silahlanma ihtimali Avrupa'yı çok korkutur. Şimdi bazen söylüyorlar, hmm, bazı örgütler de silah bulunmuş, işte adamlar yakalanıyor, şu bu. Amerikan sağcıları da tamamı silahlı. Orada silah serbest. Serbest ya orada, çok, evet, acayip. O yüzden ama bilmiyorum yani. O eğilim güçlenebilir. Avrupa'da da, Avrupa Parlamento seçimlerinde de gördük bunu. Yani merkez dağılıyor, güç kaybediyor. Hani korkulduğu aşırlar kadar olmadı. Aşırılar değer kazanıyor. İki uç, yani sağ ve sol popülist partiler güç kazandı. Şimdi son 5 dakika. Biliyorsunuz Eyüp Sultan'da bir çocuğumuz parkta oynarken elektriğe kapılıp, gördünüz mü? Aa, görmedim. Parkta oynarken 12 yaşında Onur. Havuzlu bir yer miymiş? Yok, normal bir park, elektrik direği var Eyüp Sultan'da. Oynarken çocuklarla elektriğe kapılıyor ve ölüyor. Ne varmış orada? Ben elektrik de direğinin yakınında elektrik çarpıyor. Artık Allah, hani toprağa Allah mı bir şey oldu, yakınına mı bir şey oldu vesaire. Kablolar falan açıktadır yani. Açıkta başka bir şey, bilmiyorum. Açıklama var mı? Ben açıklama gerçekten henüz yoktu. İzleyemediğim için. Ben sabahtan beri çok girmek istemedim bu, evet, konuya gerçi ama o kadar önüme çıkıyor ki yani ben çok üzülüyorum böyle şeylere. Kurtaramıyorlar çocuğu, yani alamıyorlar. Hmm. Komşusu yardım etmeye çalışıyor, çocuğu almaya çalışıyor düştüğü yerden ama onu da fırlatıyor, onu da elektrik çarpar, tabii, evet, yani fırlatıyor. Hastaneye kaldırılıyor ama hayatını kaybetmiş. Bu enteresan bir şey, elektrik işi yap. Hmm. Yani parkta nasıl bir, hani elektrik direğinin ne vardı da toprağa geldi, nasıl çarp, onu bilmiyorum. Açıklama yok. Yani herhalde, evet, olay yerini inceleyecekler, bakacaklar. Şimdi ama bu işi kim yaptıysa orada şey, elektrik tesisatını yapan vardır, bilmem ne vardır, kontrol etmesi Plaka gereken vardır. Kulağından tutup duvara çivileceksiniz orada Eyüp Meydanı'nda. Orada duracak bir hafta filan duvarda çivili olarak. Sonra da ensesini atıp hapse öyle göndereceksiniz. Yani direkt hapse göndermeyeceksiniz. Çok korkuyorum böyle şeylerden. Bu kadar yani. Şimdi neyse, bir de çok özür dileyerek söylüyorum. Şu elektrik işini böyle cafcaflı bir dam zıvır mıvırları, bir takım küçük tefek renkli renkli. Ya arkadaş, bu kadar mı sonradan görmeyiz ya? Yani bir kulağımıza sokmadığımız kaldı bütün bu zıvır mıvırı. Ben parklarda görüyorum. Renkli renkli bilmem neler filan. Eyüp'te bir ara, Eyüp'te başka, eski belediye başkanı döneminde, şimdikine itham etmeyeyim ondan da, ya plastik palmiye dikmiş diye sokaklara. Böyle bir akıl, yani akıl değil bu zaten, başka bir şey de, ne olduğunu ben tarif edemiyorum. Plastik palmiyenin ne işi var ya İstanbul'da? Onu bilmiyorum. Şimdi başka şeylerde, evet, evet, de öyle. Epey bir şey oldu. Şimdi bu şeyler mesela ağaçları falan. Ha, elektrikli ağaçlardan şey, elektrikli şey yapıyorlar, evet, hortumlar falan geçiriyorlar. Ha, ha. Ya arkadaş, manyak mısınız siz ya? İlk defa elektrik gördünüz ya. Yapmayın ya, doğallık olsun. Ben emin ol, istiyor. Vatandaş ya istiyor. Yok canım, yok canım, ben şaka yapıyorum. Birisi geliyor. Hayır. Yani? Hani ya babasının oğlu, ya babasının oğlu, dayısının oğlu, bilmem ne filan falan. Ya abi getirelim bunları, satalım bak, Çin'de ucuzmuş, tabii, oradan getirsek buradan para kazanırız. Arka planda kendince proje üretiyor. Bunun adına da proje diyor. Ya hakikaten kimse bizi de izliyorsa lütfen bir arasın da hatırlatsın kendini. O plastik palmiyeleri ben dikmiştim diye. Unuttum şimdi, bakmam lazım çıkıp. Böyle böyle bir akıl olmaz. Şimdi o gün oydu. Bugün de sağa sola lamba sokuyorlar. Şimdi o elektrik direği dediler. Şimdi ya da ne bileyim, çok özür dilerim. Havuzlara mı falan elektrik veriyorlar. Havuzda çocukları elektrik çarpıyor. Gece daha önce olmuş? Bu gene Eyüp'te olmuştu. Eyüp'in, onun için havuzum dedim. Eyüp'te rahmet edin. Çıkan yolun başlangıcında
refüjde havuz vardı, sular akar falan. Çocuklar da oraya atlayıp çıkıyorlar. Çocuk ya. Çocuk işte adı. Tamam bu çocuk. Atlar yani. Bu bundan ya o kadar dedik atlama diye falan. Böyle bir şey yok. Çocuk da oraya girmiş ve çarpılmışlardı. Onun için dedim hala gene aynı yer mi diye. Yok değil. Bu bir parkta elektrik direğini nasıl olmuş ben sadece okuduğum kadarını biliyorum. Yani detay gelmedi. Ya, gelir herhalde. Elektrik ama elektrik dediğin yani. Şey çok acayip. Ordu'da perşembedeyken bir elimi yıkamıştım ben caminin. Neyse çıkarken ayağım takıldı tuttum trabzanları. Bir elektriğe tutuldum ben. Bir ara herhalde zayıfladı da ellerimi çektim yani. Yani gidiyordum ben de. Uzak bir yerden geliyordur. Kaçak vardır zeminde. Meğer şeymiş. Ben de çok sinirlendim. Şimdi buraya cami burası ya. Çocuk da geliyor, büyük de geliyor. Dedim niye bu çarptı yani? Bir tane ışık koymuşlar oraya. O ışığın telinin ucu açık kalmış. Ona dokunuyormuş. Tamir etseniz de birini öldüreceksiniz burada. Yani hani biliyorlardı. Ben işte böyle ihmallere deli oluyorum. Belki burada da aynı ihmal vardır. Tabii, bu ufak yani, çocuğun ölümünde. Hani böyle küçük bir var ihmal yani, vardır başka... yani. Bir de küçüktür ve biliniyordur bence. Yani çocuğu parkta oynarken elektrik çarpmamalı. Yani bunun başka bir şeyi olmaz. Yok canım yani evet. Bunu bir şekilde koruyacak tedbiri almamız lazım. Orada elektrik varsa onun kapat. Kimseyi çarpmayacak şekilde oraya monte ediliyor olmuş olması lazım. Başka park türlüsü yani. Zaten akıl dışı olmayacak bir durum yani. Vallahi bilmiyorum ben hani ben üzerine çok konuşulacak bir şey de haberi görüyorum ben. Dedim ya konu çok konuşmak istemedim. Üzücü çünkü yani. Benim de 10 yaşında oğlum var sonuçta. Sizin de çocuklarınız var. Parka güvenerek gönderiyorsun sonuçta. Park yani. Sokak ortası evet. Değil. Neyse bakalım sonuçta gelecektir mutlaka bunun şeyi. Bu son bir dakika Norveç'te biliyorsunuz o haberi gördünüz mü? Norveç'te bir adada parlamentodan bir talepte bulunacaklarmış. Adada saat uygulamasını kaldıralım. Saat olmasın. Allah başka dertler. Çünkü stresi yol açıyormuş. Ben Norveç'le ilgili başka bir haberi okudum. Hangisi? Norveç petrol fonu var. Çok büyük. Neredeyse 1 trilyon dolara yakın. O artık petrole yatırım yapmaktan vazgeçiyor. Petrolle ilgili herhangi bir şeye yatırım yapmayacak. Ne yapacak? Yenilenebilir enerjilere, başka alanlara yatırım yapacak. Türkiye'de de bir dönem yatırımları olmuştu. Böyle bir Norveç açısından, çünkü Norveç petrolcü bir ülke. Petrolden kazandıklarından varlık fonu oluşturdu. O varlık fonu da dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Çin'inki birinci, bu ikinci. O şimdi artık kendi varlık nedeni olan petrole yatırım petrolle ilgili hidrokarbona aslında herhangi bir yatırım yapmama kararı almış. Vallahi bu Norveç çok enteresan bir ülke ya. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Allah başka dert vermesin dedi işte Mustafa evet. Bey. Ben şimdi bakın, bakın bizim ülkemizde de normalde bu yapıldı daha önce. Biz buna yabancı değiliz yani. Saat mi? Saat mi vardı eskiden? Saat kuleleri Osmanlı döneminde Avrupa'dan görülüp Türkiye'ye getirilen bir şeydir. Zaman mevhumu nedir? Göreceli bir kavramdır. Hayır canım göreceli falan değildir. Gözünle alakalı bir şeydir. Güneş doğar, gündüz olur. Siz çalışmaya başlarsınız. Öğlen olur, öğlen namazı vakti gelir. İşte güneş açısı çapraza geldiğinde ikindi namazı vakti gelir. Sonra hava kararır. Siz işinizi bırakırsınız, yemeğinizi yersiniz, yatarsınız. Sabah erken kalkmanız gerekir. Yani işte 8'i çeyrek geçe bilmem ne yapacağım diye planlamanız yoktur. Ne güzel hayatınızda. Eskiden. Anlatabiliyor muyum? Aklıma geldi şimdi zamanlar. Bütün aradaki bütün zamanı evet. Kendiniz anlık planlarsınız. Bu arada süre dolmuş. Saat... Ben sizi kapatayım. Konuşmaya devam edeceğiz. Saatten bahsederken. Başka işte ihtiyaçların sonucu ortaya çıkmıştır. Şimdi orada adamın demek...